Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size biraz pump gruplarından bahsetmek istiyorum. Bu pump grupları ne yapar derseniz, belirli günde, belirli bir saatte, belirli bir coin'e, belirli bir topluluğun belirsiz bir parayı gömmesi diyebiliriz özetle. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. İnsanlar alır satar zaten, yani hani borsada, çeşitli yerlerde her zaman bu tür hileler, hurdalar olacaktır. Veya biz buna ticaret diyeceğiz. Artık neyse ne. Fakat şöyle bir nokta var. Bakın, çeşitli gruplar kuruluyor. Telegram olsun, işte WhatsApp olsun, çeşitli forumlar olsun. Burada düşük, nasıl diyeyim, düşük hacimli coinleri hedef alıyorlar. Örnek veriyorum. Yani manipüle edilebilecek, işte 10K, 50K gibi bir hacmi olan coinleri seçiyorlar genelde. Şimdi bunun için çeşitli borsalar var. Genelde Gate.io borsasını kullanıyorlar. Burada da bir sürü coin var. İşte startuplar vesaireler, çok fazla seçenek var. Dolayısıyla farklı borsaları tercih ediyorlar. Burada şöyle bir nokta var. Burada baktığımız zaman Telegram'dan örnek bir gruba gidelim. Bunu da zan altında bırakmak için değil ama yine de bir göz atalım, örnek olsun. Şimdi burada baktığınız zaman denmiş ki arkadaşlar, işte bugün böyle böyle bu borsada almak istediğimiz bir coin var. Coin'in adı belli değil. Sürpriz, vakti gelince söyleyeceğiz diyor. Hedefimiz %100. Çok güzel. Şimdi işte 21.30 denmiş, son 5 dakika çat 21.30'da poliyi vermişler. Bakalım poliye. Burası 21.30 arkadaşlar. Hop, iğneyi atmış. Nerelere atmış? 33 civarına atmış diyebiliriz. Şimdi bu coin baktığınız zaman, çok daha gerilere gittiğiniz zaman zaten çeşitli pumpları yemiş, onları da görüyoruz. Şimdi burada alımlar başlamış. Gördüğünüz gibi 4 tane yeşil mum yakmış 21.30 öncesi. Ve arkadaşlar, haydi bakalım poliye yükleniyoruz denildiği zaman bu 32-33'e iğneyi atmış. Ve ne olmuş? Hani yarım saat bile sürmüyor aslında bu işler. Birkaç dakika sürüyor. Çünkü neden arkadaşlar? Burada gördüğünüz 4 tane yeşil mumu bu arkadaşlar boşuna koymuyor. İşte VIP grubu olsun vesaire grubu olsun. Yani herkese açık gruplar haricinde farklı dümenler dönüyor. Yine dediğim gibi bütün gruplar için aynı şey söz konusu değil. Hani gerçekten böyle hadi arkadaşlar yapalım, paylaşalım, edelim kafasında gruplar da var. Ama işte yeni geleni düdükleyelim, hadi bakalım onların parasını alalım mantığıyla çalışan insanlar da var. Ve farkındaysanız bu grupların hiçbirinde tek bir yazı bile yazamazsınız. Yani ve şey vardır. Ya işte arkadaşlar süperdik, bombaydık. Bugün saatin geç olmasına rağmen çok iyi işler yaptık veya işte bugün milli maç vardı, süper işler yaptık falan filan. Ya arkadaş, o zaman niye yapıyorsun yani? Sen aylardır millete keriz yerine koyuyorsun. Yeni gelen, ki bunlardan biri de benim. Ben de yaklaşık 4-5 sefer denedim yani. Hani ne oluyor, ne bitiyor anlamak için denedim. Nereden baksanız 300-400 dolar ben kaybettim ama ben 300-400 kaybetmişimdir. Kimi 3000-4000 kaybetmiştir. Ya herkesin bütçesi ayrı. Şimdi burada baktığınız zaman 4 tane yeşil mumu yakmışız. Süper. Hop, satış emirleri gelmiş. Ne oluyor arkadaş? Sen 21.30'da giriyorsun ve şunu derler. Alım için işte sağ taraftan yeşil olan üstlerden bilmem nelere tıklayın falan. Ya bu trafik lambası değil ki kırmızı yeşil burada rastgele basasın. Bakın burada para, yani gördüğünüz gibi para oynuyor burada. Yukarıda, aşağıda. Yani bir santim bir de yaptığınız alımlarda ne kadar büyük etkisi var? Hani benim söylememe gerek yok. Tahmin ediyorsunuz zaten. Özeten ne oluyor? Buradaki arkadaşlar satış emrini buralarda veriyor zaten.
satış emrini de verdiği için hop senin paran geliyor, çat diye burada eriyor. Paran bitti. Geçmiş olsun güzel kardeşim. Hani 20-30'da geldin. Buradan girdin. Sonra hop daha veya buralardan girdin. Buradan girmen mümkün değil zaten. Keşke buralardan girsen de kâr etsen. Zaten bu seni o alım yapmaya kalktığın zaman 20 kişi, 100 kişi, 50 kişi, 1000 kişi her neyse mümkünatı yok. Buradan alamıyorsun. Şimdi bu noktada ne yapacağız? Bu gibi gruplarda çok dikkatli olacağız ve mümkünse hiç girmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir günde %100 kazanç, bir günde %1000 kazanç zor işler. Yani bedava peynir fare kapanında olur diye boşuna demiyorlar. Ya kimse de kimseye hadi bakalım senin paranı 5'e katlayayım, 10'a katlayayım. Yok arkadaşlar böyle bir şey. Yani burada sizin paranıza yazık oluyor. Sonra içeride kalıyorsunuz genelde. Kar da edebilirsiniz, etmezsiniz değil. Hani o hızınıza da bağlı, şansınıza da bağlı. Ama kesinlikle tavsiye ettiğim bir olay değil. Bunun bin bir çeşidi var, bin bir çeşit hilesi var. Yani örnek veriyorum, ben VIP grubu olarak bir grup daha açıyorum. VIP grubundaki 50 kişiye, 50 kişiden aylık 100 dolar alıyorum. Oradaki arkadaşlara burada bilgi veriyorum. Bir 50 kişilik grubum daha var falan filan derken buradaki adamlar kazanıyor. Yani sen burada bedavaya girdiğin 300 bin kişilik gruptan avucunu yalayıp çıkıyorsun. Çok ciddi para kaybedenler de oluyor bu noktada. O yüzden dikkatli olalım. Mümkün mertebe bu işlere çok girişmemeye çalışalım. Tabii ki kripto dünyasında anlık kazançlar da olabiliyor. Veya işte long'dur, short'tur işini bilen insanlar gerçekten güzel kazançları elde ediyor ama pump konusunda gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Ya parayı genelde kolay kazanmıyor bizim halkımız. Dolayısıyla dikkatli olalım ve hani mümkün olduğunca bu gruplardan uzak duralım.